Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu bölümde 4-5 tane videom var, haberim var. Yani bu 4-5 haberi en kısa şekilde sizlere aktarma peşindeyim. beğeniler arttı ama izlenmeler azaldı. Yorumlar azaldı. Demek ki hem yorumu hem beğeni hem izlenmeyi arttırmak için şeyler yapmak lazım. Daha ne yapayım bilmiyorum ama elimden geldiğince sizlere 7.24 7-24 Fenerbahçe haberlerini aktarmaya çalışıyorum. Uykumdan feragat ediyorum, ailemden feragat ediyorum. o camiyi de karşılığında da para kazanıyorsun. Yani trilyonlar kazanamasak da bir Peugeot 3008 parası kazanamasak da olsun. Birçoğunuzun dostluğunu kazanıyorum, birçoğunuzun evlerine misafir olarak gidiyorum. Birçoğunuz televizyonda, ekranda, tablette vesaire izliyorsunuz. Dünyanın neresinde yaşıyor ve yaşatılıyorsanız selam olsun arkadaşlar. İster Almanya'da ister İsviçre'de ister Türkiye'de nerede yaşıyorsanız yaşayın selamlar olsun arkadaşlar. Kalpler bir olsun gönüller bir olsun. Benim bazen hani dua ederken şey diyesim geliyor. Benim için dua eden kardeşlerimin sıkıntılarını gider inşallah diyesim geliyor. Bana dua ederseniz sevinirim. İçim en azından hissi olarak doğar. Ben de sizler için dua ederim. Hemen hızlıca başlayalım. Fenerbahçe Beko Mustafa Hoca'nın dediği adamın peşinde diyor. EuroLeague'de beklentilerin altında bir sezon geçirdi Fenerbahçe Beko biliyorsunuz. Ve e, final serisinde de yani Türkiye şampiyonluğu için Efes Pilsen'e muhtemelen final serisinde eleneceğiz. Hatta büyük ihtimalle seri de 2-0 öne geçip eleneceğiz biliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü Fenerbahçe genetiği bunu gerektirir. Ve Fenerbahçe bek o gelecek sezon için Fransız gard Elie Okoboy'u gündemine almış. Hatırladınız mı? Hatırladınız mı? İki gün öncesinin uyumuydu. Hatırlamadınız. Videoları düzgün izleyin ya. THY Euro Lig'de beklentilerin çok altında kaldı. Playoff turuna dahi kalamadı. Gelecek sezon için kadroyu güçlendirmenin hazırlıklarına başladı. Litvanyalı gazeteci Donatas Urbonas'ın haberine göre özellikle guard pozisyonuna bir hamle yapmak isteyen Fenerbahçe Asfel'de forma giyen Fransız oyuncu Elie Okobo'yu gündemine aldı. Haberde Okobo'nun her ne kadar NBA'ye dönme niyetinde olsa da Avrupa'da kalma ihtimalini de tamamen yok saymadığı yazıldı. Nande Kolo'nun sözleşmesinin bitmesi. Pierre Henry'nin de kulüp opsiyonlu şekilde bir yıllık kontratı olması sebebiyle Fenerbahçe'nin bu bölgeyi yıldız bir isimle geçmek istediği ifade edildi diyor. Okubo geçtiğimiz sezon EuroLeague'de 27 dakika ortalama süren yanı sıra 14.5 sayı, 3.9 asist ve 2.8 rebound ortalaması tutturmuş. Of çok anlamam ama 14.5 sayı enfes bir şey. Guard diyorsun bir de forvet var. Bu forvet olmuyor mu guard? Yani forvet 14.5 sayı çok yani. Normal forvet futbolcusunun herhalde maç başına 3 gol ortalaması gibi bir şey yani ya da 2 gol ortalaması gibi. Gerçi dakika bazında sayarsak 1 Maç başına bir gol gibi. O da yeter. Fenerbahçe'de 3 ayrılık. 3 ayrılık. Evet arkadaşlar resmen 3 kişi ayrıldı Fenerbahçe'den. Ancak Fenerbahçe'den derken Fenerbahçe Opet'ten 3 kişi ayrıldı. Fenerbahçe Opet kadın voleybol takımı 3 oyuncusuyla yolların ayrıldığını açıkladı. Diyor. Hangi oyuncu? Kulüpten yapılan oyuncu açıklamada oyuncular Dicle Nur Babat, Mina Popovic ve Tutku Burcu Yüzgenç ile yolların ayrıldığı belirtilerek Verdikleri emekler için kendilerine teşekkür edildi. Bir de Naz Aydemir gitmiş olması lazım ama ben mi bilmiyorum. Yani 3 değil 4 ayrılık. Fenerbahçe'de 4 ayrılık. Yani resmi olarak 4 ayrılık e, var. Aynı zamanda 2 de büyük transfer var. Fenerbahçe Opet'ten 2 de büyük transfer var. Şimdi buradan sonra bir şey söyleyeceğim. Dikkat edin haberin sonuna. Sonuna dikkat. Fenerbahçe Opet Brezilya Süper Lig'i. Brezilya Süper Ligi'nin MVP'si Macris Carneiro ile birlikte Mavi Şimşek lakaplı milli pasör çaprazı Meryem Boz'un transferini açıkladı. Brezilyalı arkadaşı bilmiyorum ama Meryem Boz'dan eminim çok iyi bir voleybolcu diye biliyorum. Yani ismini çok sık duydum. Şimdi ikisi sansasyonel olmak üzere toplam 4 transfer birden açıklamış Fenerbahçe. Türk Hava Yolları'ndan orta oyuncu aslı Kalaç ile Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan yine orta oyuncu Ergül Avcı Eroğlu ile başlamış. Bu transferlerin arasında Brezilya Süper Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilen MVP'si. Pasör Makris Karneyiro ile Naz Aydemir Akyol'dan. Ha bak Naz Aydemir Akyol'dan. Yanlış hatırlamıyormuşum. Ondan boşalan pozisyonu doldurmuş oldu. Sarı Hacivertler'in son büyük hamlesi ise Vakıfbank ile sözleşmesi sona eren Mavi şimşek lakaplı. Niye? Adana Demirsporlu mu? Meryem boz oldu. Fenerbahçe milli pasör çaprazının transferini duyurdu diyor. Şimdi son kısma geldik. Biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Halk dilinde söyleneni söylüyorum. Niye biliyor musunuz? Herkes çıktı ne dedi? Amatör branşlardan zarar ediyoruz. Nali Koç'un amatör branşları küçültecek ya da kapatacak dedi. Değil mi? Herkes bunu söyledi. Yalansa buyurun yalan deyin. Buyurun yalan deyin ya da taraf olduğunuzu belli edin. Sizin de o yalancılardan olduğunuzu belli edin. Ben ne dedim? Herkes küçülme var derken ben ne dedim? Ne küçülmesinden bahsediyorsunuz? Her branşta şampiyonluk kadrosu transferleri olacak. Adam Cumhuriyet'in 100. yılında her branşta şampiyon Fenerbahçe'yi hedefliyor dedim mi? Dedim. Hadi inkar edin. İnkar edin. Allah inkarcıları sevmez. Hadi inkar edin. Hadi. Ne biliyorsun belki ateistiz diyorlardır. Allah başka dert vermesin. İşte Türk devinin ilgilendiği Kolombiyalı isim. Şimdi Türkiye'nin büyük kulüplerinden birinin Kolombiyalı Santrafor Oscar Estupinina ile ilgilendiği öne sürülmüş. Allah Allah. Bir dakika. Kolombiyalı. Benim bildiğim başka bir Kolombiyalı var. Bir de bir de ben onu yazıp bulayım ya. Ee, <laughs> Kolombiyalı değil miydi ya? Neyse şu Estopin'in anana, bakalım. Estopin'in anana, bakalım dur. Şimdi Trabzonspor sonrası Fenerbahçe, Galatasaray, Beş, Galatasaray Beşiktaş, ve Fenerbahçe'de transferler hız kazandı diyor. Bu ne saçma haber anlatışı ya. Arkadaşlar suç de ha. ben özet geçeyim ya. Özet daha güzel oluyor. Yunan basını Oscar Estupina'nın Süper Lig devinden transfer teklifi aldığını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları. Boşa çıktı. Futbola bilmem neyde başlamış. 2 milyon euro bilmem nereye transfer olmuş. 16 gol 3 asist üretti diyor. Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekti. Kolombiyalı futbolcu Victoria Guimares formasını 33 kez giydi. 25 yaşındaki Santrafor rakip fileleri 16 kez havalandırırken 3'te asist yaptı. Yani 33 maçta 19 gol katkısı diyor. Başduayi, Mustafa ve Berişan. Beşiktaş'ta sezon sonu itibariylemiş Miş ile yollar ayrıldı. Sarı Kırmızılar'da Mustafa Muhammed'in bonservisi konusunda belirsiz süreç devam ediyor. Ben aldılar diye biliyordum da. Fenerbahçe'de Mergin Berisha ise bir türlü istikrarı yakalayamadı diyor. Şimdi Yunan basını Süper Lig'in 3 büyük takımının yani 3 büyük kulübünden bir tanesinden teklif aldığını iddia etmiş. AYK ve Panathinaikos ilgileniyor demiş. Ve Kolombiyalı Santrafor'un daha önce de formasını giydiği Türkiye'ye alışık olduğu ve İstanbul'a transfer olmaya sıcak baktığı vurgulandı diyor. Türkiye'de kimde oynamış lan bu? İsim tanıdık geldi ama yok artık. Denizli Spor'da oynamış. Allah Allah. İlginç. Bitireyim de. Benim kendi duyumum var. Onu da vereceğim arkadaşlar. İmza parası ve maaşla yer alıyor. Süper Lig'in 3 büyük takımdan birinin yaptığı iddia edilen transfer teklifinde maddi detayların ayrıntısına da yer vermiş. Estupinan'a 1,5 milyon euroluk imza parası teklif edildi. Kolombiyalı golcünün maaşının da teklifi kabul etmesi halinde yani 1 milyon euro olacağı belirtilmiş. Şimdi ben Estupina'nın Türkiye temsilcisi olsam bu haberi yapmaları için gazetecilere el altından bir 1000 lira 2000 lira okuturdum şahsen. 2 tane 3 tane gazeteciye verseniz geç kabul etmezler. Siz reklam paralarından haberiniz var mı? Çok deli paralar dönüyor ha bu piyasada. Reklam paraları çok fazla. Mesela bizim kanalın reklamını yaptırmaya biz ne kadar para veriyoruz. Ve işte olmuyor. Yani bir şeyler eksik kalıyor. Şimdi arkadaşlar evet 29 Eylül 96 doğumlu 25 yaşında Kolombiyalı golcü. 1.82 boyunda forvet. Çok güzel. 3.5 milyon euro piyasa değeri var. <laughs> süper. Sözleşmesi de sona eriyor. Süper. Buraya kadar her şey süper. Kolombiya milli takımına çağrılmış ama oynatılmamış zamanında. 28 maça çıkmış bu sezon ligde 15 gol 3 asist. Hani kupadakini de saymışlar. Şimdi 33 maç 16 gol 3 asist yapmış. Fakat süre zarfında baktığınız zaman 2413'ü 90'a bölün. Yani 27 maç yapıyor. 27 maçta 16 gol 3 asist. Gayet güzel. Hem de bunu Portekiz liginde yapıyor. Fakat fakat yani istatistiği böyle diye futbolcu alınmaz. Bu ısmarlama bir haber arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben ısmarlama haberi kokusundan tanırım. Ha şu var. Hocam Samatta'yı satalım. Kaça? 4.5'a satalım. Zaten 4.5 kirası kaldı. Satarsak mükemmel olur. Okey. Berişay'da 5'e aldık. 5'e satalım. Tamam. Varmak istediğiniz yere varalım. Ee, bu arkadaşı ücretsiz alalım. İmza parası falan ne? Gözünü seveyim hocam. Yani niye imza parası vereceğiz adama? 3,5 milyon euro piyasa değerli adama. Fenerbahçe'ye geliyor daha ne istiyor? Tamam o da tamam. 1 milyon euro da yıllık ücret. 1 milyon fazla. Biz bu adama en fazla 600 bin euro veririz. 600 bine de gelmez. Arkadaşlar artık eski Fenerbahçe yok. Biz Rossi'ye yıllık 700 bin euro verdik. 700 ila 900 bin euro arasında para verdik. Yıllık ücret ya Rossi'ye. Diego Rossi'ye 14,5 milyon euro piyasa değeri var. Artık eski paralar yok. Gelen gelir diye. Ben şunu söyleyeyim. Bizim Kolombiyalı ilgilendiğimiz bir tane santrafor var. Bir tane John Cordoba. 15,5 milyon euro piyasa değeri olan Krasnodar'ın sezon başında aldığı 1.88 boyundaki santrafor. 11 Mayıs 93 doğumlu 29 yaşına girdi. Ve pardon Kolombiya milli takımında değil U20 takımında 11 maçta 6 golü vardı ama A takımda oynayamayan birisinden bahsediyoruz. Bu sezon ee, ya sezonun başında daha doğrusu 20 milyon euroya transfer ettiler Herta Berlin'den ve piyasa değeri 15 yazarken. 16 maçta 6 gol 4 asist var 1029 dakika eğer Rusya olayından dolayı kaçıp gelmeyi düşünseydi feshetmeyi vesaire ya da benzer bir süreç yaşansaydı ya da biraz daha Uyguna vermeyi düşünseler de olabilirdi. Ama şu an için Kolombiya'da hiçbir golcü Fenerbahçe'ye düşünmüyor maalesef. Ama Fenerbahçe'de hedef ne biliyor musunuz? Yıldız yağmuru. Bunu dediğim zaman birçok kişi şey diyor. Ya hocam her sene öyle oluyor. Yani süper başlıyor. Sen de güzel duyumlar veriyorsun. Allah için güzel güzel süslüyorsun, ediyorsun. Getiriyorsun. Sezon devam ediyor. Bir bakıyoruz gelen Berisha. Yok lan bu sefer farklı. Ha iyi gözlem hocam. O zaman bu sefer Samat tekrar getireceğiz. Şimdi bir kere Jesus'un İstanbul'a gelmesinin ardından gözler transfere çevrildi. Değil mi? Artık gözler transferde. Bu arada ben önemli duyumları bir kez söyler geçerim. Belki bazen olmayacak gibi bir algılayabilirsiniz ama bir kez söyler geçerim. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi her kulvarda iddialı kadro kurmak istiyor Fenerbahçe. Ve listenin başında 3 tane yıldız var. Kim o üç yıldız? Marcelo, Gabigol, William Carvalho. Üç tane isim. Jesus'ta işlem tamam. E sıra transferde. Yönetim Portekiz'de adama rüya gibi bir kadro kurmak için kolları sıvamış. Arkadaşlar ben... Ee, Jesus'un... Bilmiyorum siz araştırdınız mı ama... Ben Jorge Jesus'un Flamengo dönemini araştırdım. Lan gelir gelmez bu adam ne yaptı diye. Şimdi size de tavsiye ediyorum. Yazın internete Flamengo 2019-2020 transferleri diye... Bakın bu adam Flamengo'ya gider gitmez. Gabriel Barbosa'yı aldırmış. 17,5 milyon euroya. Not 23 yaşında. Gerson'u aldırmış Roma'dan. 13 milyon euroya. Not 22 yaşında. Michael'ı sol kanada aldırmış. 23 yaşındaki ismi. 7,5 milyon euroya. Leo Pereira'yı stoperi aldırmış. 23 yaşındaki ismi. 7 milyon euroya. Pablo Mari'yi stoperi aldırmış. 1 milyon 700 bin euroya. İçlerinde en yaşlısı bu 25 yaşında arkadaşlar. Geç bir tane daha var da bedelsiz o. Ticoinho'yu aldırmış sol kanada 18 yaşında 1 milyon 600 bin euroya. Pedro'yu aldırmış Forvet'e 22 yaşında Fiorentina'dan 1 milyon euro. Bu kiralıktı sanırım. Pedro Rocha'yı aldırmış 25 yaşında 500 bin euroya. Dikkat edin yaş ortalamasına bakın. Bedelsiz olarak da Gustavo Enrique 26. Felipe Luiz aldırmış 33 yaşında sol beke. Sağ beke de 33 yaşında Rafinha'yı aldırmış. Yani iki tane tecrübeli sağ bek ve sol beki e, aldırmış. Bakın iki tane yaşlı futbolcu aldırmış. Şimdi bizim bildiğimiz Jesus'un sisteminde kanat bekleri aktif. Yani bakın dikkatlice bakın. Bir sağ bek tecrübeli, bir sol bek tecrübeli. Bir stoper genç, diğer stoper e, daha doğrusu 25-26 yani savunma hattı biraz daha tecrübeli. Ve bir stoper daha aldırmış 23 yaşında. Bir merkez orta saha oyuncusu, iki tane sol kanat bir de forvet aldırmış. Yani bunlar aldırdıkları. Peki hocam kimi sattırmış? Yani bunlar aldırmasını aldırmış da. Peki kimi sattırmış? Yani nasıl bir kar elde ettirmiş? Adam, hani e, sizin çoğunuzun bildiği Leo Duarte falan var. Reynier var. E, gerçi Pablo Mari falan... E, Aynı Pablo Marí'yi 8 milyon euroya sattırmış. Anlatabiliyor muyum? Ee, trakoa falan var. Ya bunlar çok değil. Rainier var da 2019 20 değil. 20 21'e bakmak lazım. Yani sezonun başında ve ortasında kim satılmış? Yani bu adamın aldırdıkları, değil mi? Ee, ha, şu bir gerçek. Adamın yani adamın Aldıkları sattıkları fark etmiyor. Ama şu mesajı veriyor. Ben babalar gibi kadro kurarım. Kurduğum kadroda hiçbir futbolcu değerinin altına gitmez. Şimdi bu mantalitede baktığın zaman Real Madrid'de Marcelo bana mantıklı geliyor. William Carvalho bana mantıklı gelmiyor. 30 yaşında ve para ödenecek. Genç olsaydı okeydi. Bence bizi oyalıyorlar Carvalho'dan. Flamengo'nun gol makinesi Gabigol. Gabi gol mantıklı geliyor bana. Bak Marcelo ve Gabi gol gerçekten bana mantıklı geliyor. Hani evet zordur şöyledir böyledir ama mantıklı geliyor. Ve hani e, ben eminim Jesus Marcelo ile bir görüşme yapsa yeter. Ki belki de yapmışlardır. Şu sıralarda da belki de bir şeyler oluyordur. Hani Carvalho karar vermeden önce kendisini parlatan hocası Jesus'ta konuşmak istiyor diyor. Real Betis Kapıyı 8 milyon eurodan açtı diyor. En zoru Gabigol diyor. Katılıyorum. Yani işlerinde en zoru Gabigol. Kulübün efsaneleri adına şimdiden yazdırdım. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. Ee, hocam Gabigol imkansız. Bana göre de imkansız. Hocam ama sen duyum diyorsun. Şöyle böyle bizi umutlandırıyorsun. Arkadaşlar zayıf duyum olduğunu belirtiyorum. Umutlanmayın diye. Bir kez daha söyleyeyim. Yani 8 milyon euroya hem kullanım hakkı, takımında oynatma hakkı. Hem bonservisinin yüzde ellisi senin olmuş oluyor diyorlar. İnanasım gelmiyor, imkansız diyorum. Yani böyle bir şeyi, ya böyle bir şeyi adamlar bize niye yedirsin? Değil mi şekerim? Bize niye yedirsinler? Adamlar dangoç mu? Niye bize yedirsinler diyorum. Ama yedirirler hocam diyorlar. Yedirirler hocam diyorum ben de. Valla Gabigol'la Marcelo Fenerbahçe'ye gelirse çağ atlatır çağ. Vallahi şimdi bu minvalde baktığım zaman beni yanlış anlamayın. Ee, ben de isterim transfer sezonunun son gününe kadar transfer kovalayalım da videolar daha çok izlensin, reklamlara tıklansın, daha fazla para kazanalım diye. Bana Marcelo mantıklı geliyor. Gabigol mantıklı geliyor. 2. Ha imkansız geliyor ama mantıklı geliyor. 2. Ee, bir Jean Cordova, bir Carvalho imkansız. Bu Estupinan eğer forvetlerin ikisini de gönderirsek mantıklı. Ya gerçekten mantıklı ama ben Berisha'nın gönderilebileceğini çok düşünmüyorum. Çünkü bu adam çift forvet oynatıyorsa ya da çift forvet oynatırsa ben Delacruz'u bak Delacruz var ya Delacruz bir de o Andre Franco bak bunlar bana çok mantıklı geliyor. Gerçekten çok mantıklı geliyor. Bunun yanı sıra belki de bir Dimaria tercihi. Gerçekten söylüyorum bir Dimarca. Hocam Juventus'a gelecek ya belli mi olur? Belki de adamı ikna edip getirebilir. Düşünsene bak. Marcelo, Di Maria 2, Gabigol 3, Delacruz 4, Andre Franco 5. 5. İşte Abdülkerim Bardakçı falan düşünülüyor mesela. Hani Türk kuralından dolayı. Hadi onu da al. 6. Misal veriyorum. Hocam Marcelo'nun altında Ferdi oynamaz. Hocam şöyle olmaz. Hocam Ferdi'den... Ya Ferdi'yi sağ atarsın. Bir Emre Mor'u falan getirsin. Misal 7. Bir Eren Elmalı ya da şu Kazım Can alırsın aydan. 8. 8 transfer. Yeter. Çok da karıştırmamak lazım kutuyu. Bence yeter de artar. Ama ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de hedef gerçekten Yıldız Yağmur'u. Ve bunlar olursa yer yerinden oynar. Hocam bunlar olursa senin kanalın 50 bin olur. Yalan söylüyorsunuz. Yalancısınız. Yalancısınız. Hiçbir şey yani hepinize söylemiyorum ama. Yalancısınız arkadaşlar. Bazı arkadaşlar. 50 bin, 50 bin olmaz. Ben bildikçe bazıları kuduruyor. O sen bunu bilirsen şey diyor. Jesus gelmezse ana avrat söverim diyor. Jesus gelirse kanalına 10 tane abone getiririm. E, geldi abone getir diyorum. Jesus herkes bildi. Böyle oluyor. Bak emin olun. Eğer Allah muhafaza Jesus gelmeseydi küfür üstüne küfür yazacaklardı. Bir tek sen geliyor demiştin de şöyledir de böyledir de. Ve ben bu tip isimleri artık anladığım için bunları adam yerine koymuyorum. Bir, İkincisi de direkt basıyorum engele. Siz de aynısını yapın arkadaşlar. Hayatınızda size karşı iki yüzlü davranan herkese haddini bildirin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.